Ermin annem uzun zaman sonra çok mutlu. Yani aile servetini geri kazandı senin sayende. Görevimiz Zeynep Hanım. tabii o mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Yani o kadar kötü bir şekilde kaybetti ki parasını. O kadar gurur kırıcı ki. Aradı beni biliyor musun? Sesi nasıl böyle cıvıl cıvıl geliyor. Bir de yeni eve çıktıktan sonra yemeğe davet edecekmiş beni. Evet evet biliyorum. Ben de aperatif olarak Nermin annemin yemeğinden önce sana bir öğle yemeği ısmarlamak istiyorum. Teşekkür etmek amaçlı. Hadi tamam kavuş. tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki beni anlamayacaksın belki ama. Yani Mehdi hapisten çıktı. Aynı zamanda sanki ben de demir parmaklıklardan kurtulmuş gibi hissediyorum kendimi. Ben var ya zaten bir tez falan yazacak olsam avukatlık üzerine senin Mehdi'yi savunman üzerine yazarım o tezi. Vallahi. Aslında bu hayatta korkulacak tek şey ne biliyor musun? Vicdan azabı. Şimdi içim rahat, kafam çok rahat. Sabah uyandım, gazetede haberim çıkmış. Ama asıl haber değeri olan şey şu ki keyfim çok yerinde. Ama sana bir şey diyeyim mi? Hı hı. En azından şirketten bir şoför falan mı sana ha? Hani benim içim rahat etsin diye. Peki ben sana bir şey diyeyim mi? Hmm. Mehdi çıktı, evlendi, artık bir çocuğu var. Artık Mehdi eski Mehdi değil. Bu hayatta benim. Peşimde dolaşan birileri olursa kendimi hiç özgür hissedemem ki ben. Bir şey daha diyeyim mi peki? De. Çok haklısın. Yoruldun mu? Biraz. Çok mu biraz mı? Çok. Çok yoruldum. O zaman gel bakmam siz. Ne yapacağım? Ay yok artık. Gerçekten böyle bir şeyin olduğuna inanamıyorum. Ama var. Sen kullanacaksın yani. Beraber. Beraber mi? Barış böyle bir şeyin olamaz. Evet. Gel bakalım Zeynep Hanım. Bunu nasıl yapacağım? Gel gel. Bu bizi taşır mı? Deneyeceğiz. Ay inan çok korkuyorum. Çok, çok sıkı sarılman lazım ama. Aşırı sıkı sarılman lazım. Tamam. Ay, öpecekmiş gibi mesela. çok çok sıkı sarılman lazım. Ya sana inanamıyorum. Vallahi düşeriz. Böyle bir şey ya nasıl bak, olabilir? Düşeriz. Lütfen acayip korkuyorum. Güzel de ya biraz. Sen sevdin ama. çok güzel. Bir denize girelim. Ay çok korkuyorum. İşe de mi bununla gelsen acaba? İşte yapamazsın bunu. Geliyorum. Gerçekten. Bütün İstanbul böyle dolaşabilirim. Aha, midye. Aa, midye mi? Yer misin? Bayılırım. Vallahi ama. Dur abi dur. Gel. Çok uzun yoldan geldik biz. Taze mi? Taze abi buyurun. Yani şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ben lüks restorana falan götürürüm diye düşünüyordum bizi. O kadar da az maaş almıyorum. Kontrol edebilirsin. ya niye öyle diyorsun ki bayılırım ben? Ama madem zenginsin, duello. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii olur da ben Balat'ta büyüdüm. Yani orada doğdum büyüdüm. Öyle. Bu konuda beni yenemezsin. Göreceğiz bakalım. Sayıyorsun ha? Evet. Evet, teşekkür ederim. Senin atladığın bir şey var soracağım ben sana. Gerçekten. Hadi bakalım. Bu ne ya? Gel, gel, gel. İnci bu, inci. Gel, gel. Hayır, sıra sende. Ben galiba dayanacağım kendi kimliğe açacağım. Limon. Sen sayıyorsun değil mi bu arada? İyi gidiyorum. Ben önceyim. Sen çok öndesin. Ya rakibime yardım ediyorum şu anda. Bir şey diyeceğim, bunlara midye de koyun arada. pilav pilav bir yere kadar. Vallahi mı? Sadece yok yapayım, seni tanıdırdım. Nasıl olabiliyor bu ya? Sen neyi atlıyorsun biliyor musun? Neyi? Ben nereliyim? Ada çocuğuyum ben. Sadece Balat sahilden çıkmıyor ki bu. Doğru. Kalmadı ki. Vallahi kalmadı. Çok ağlayacağım şimdi. Çok ya. Canım sıkıldı. Ya. Eyvallah yenildik. Hanımefendi ödü ya. Evet. Ne kadar abi? Yok yok üstü falan kalsın. Yenildim ben zaten hakkını helal et. İçerim. Vallahi mi? Gel abi. Hani bu...
Barış ya. Ne oldu? İnanılmaz. Yok bir şey. Oo, sıcak sıcak. Tamam. Al bakalım. Çok teşekkürler. Yeni ilginin üzerine. Aslında soğuk su daha iyi gelirdi ama. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Onu da ben ısmarlayayım mı? Yok. Öyle mi? Ettim ben onu. Tamam. Yani gerçekten zengin hayatımın ilk gününde jübilemi yapıyorum sayende. Ne planlıyorsun? Ne için, ne hakkında? Ya ne bileyim, artık bambaşka imkanlarım var. Belki başka bir şeyler planlıyorsundur. Yok. Yani Nermin annem... servetini kaybetmeden önce ben zaten parasını reddetmiştim onun. Sakin annemin yanına gittim. O da gerçekten ne büyük karar ya. Yani Sakin annemin bana ihtiyacı vardı. Ben de onun yanında olmak zorundaydım. Ben Savaş'ın yanına giderken senin söylediğin gibi... birinin sana ihtiyacı varsa... sen onun yanında olmalısın. Evet, aynen öyle. Ben sana bunu söyledim, sen de ofisin ortasında şap diye öptün beni. Bugün sende böyle bir şey var, böyle telefonuna bakmıyorsun, saatine bakmıyorsun. Uçuş uçuşsun ya. Sen de değişiksin mesela. Mide dolma yedin, iş bordacıdan çay istedin, çay içtin. İyi de ben sana güzel bir şey söyledim. Hayır, ben de güzel bir şey söylüyorum sana. Şimdi doğduğundan beri ağzına gümüş kaşık vermişler senin, öyle büyümüşsün. Ama şimdi böyle bir avare gibisin, mide dolma yiyorsun, çay içiyorsun. Çok hoşuma gitti yani. Eski filmlerdeki gibi avare ettin beni kadını. Bir şey soracağım, sen midyeli ellerinle benim saçımı mı? Ooo, dürdüre de başladın. Ama haline bak saçımın. Yok, ondan demiyorum. Olduk biz yani, ondan dedim. Sen zaten çok güzelsin yani. Öyle mi? Evet. Ya senin daha güzel versiyonun... senin mutlu versiyonunmuş. Onu anladım şu anda. Ya o kadar çok midye yedim ki. Ama burası şey kaldı. O kadar çok midye yedim ki yuvarlanarak döneceğim eve.